Günaydın. Bugün 28 Nisan Cuma, Sabah Haber'de karşınızdayız. Tüm haftanın sonuna geliyoruz artık ve haftanın son iş gününde bakalım gelişmelere neler yansıyacak bu sabah. Hem gazete manşetlerinden hem haber bültenimizden birlikte bakalım. Ben Nardan Bingöl, başlıyoruz Sabah Haber ekibiyle. Peki nerelerdeyiz? Sosyal medyadayız tabii ki ve FM 100.1, 102, 90.6, 89.6 radyo frekanslarındayız. Dijital platform üzerinden de aramıza katılabilirsiniz, yayındayız. Kuzey Kıbrıs Smart TV'ye de bekleriz. Önce gündeme bakalım, sonra manşetler. Sağlık Bakanı İznem Gürçağ Altuğ'a devlet laboratuvarını ziyaret edecek. Ziyaret saat 8.15'te. Değirmenlik Sağlık Merkezi'nde yapılacak inşaat işleriyle ilgili Sağlık Bakanlığı'nda bir protokol imzalanacak. Protokole Bakan Altuğ ve Değirmenlik Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler imza koyacaklar. Saat 9'da yer alacak. Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından hazırlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güncel elektrik üretim durumu ve interkonekte seçenekleri paylaşılacak. Kıbrıs Türk Ticaret Odası konferans salonunda saat 9.30'da başlayacak. Öztürkler Max projesi kapsamında 6 belediye ile protokol imzalayacak. Bakanlık toplantı salonunda saat 10'da yer alacak bu protokol imza töreni. Sivil Savunma User Games 2023 tatbikatı Mustafa Arif Sokak No 41 Devlet Sosyal Konutları yanı Metehan'da yer alacak, saat 10.30 başlama saati. Elsen görevi başında şehit olan İbrahim Esmer'i kabri başında anacak Balıkesir kabristanlığında saat 12'de. Turkcell halkla buluşturacağı önemli bir hizmetin lansmanını gerçekleştirecek Lefkoşa Grand Paşa Otel'de saat 12.30'da bu lansman. Birinci kadın ve siyaset çalıştayının sonucunda hazırlanan rapor ve eylem planı kamuoyuyla paylaşılacak. Kıbrıs Türk Sanayi Odası'nda saat 15.30'da başlayacak. Mausa Kent Müzesi Derneği'nin düzenleyeceği Kenti Birlikte Hatırlamak etkinliği var. Ve Bandabulya'da yer alacak etkinlik, saat 17.30'da başlayacak. Meclis Başkanı töre Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde yapılacak. Türk Genel Kurulu'na katılacak. Temasları takibimizde olacak. Bakalım manşetlere neler yansıyor, günün manşetlerinde neler var. Güneş Gazetesi ile başlayacağız. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz katıldığı bir televizyon programında bazı açıklamalar yaptı. Üstel hükümetinin gailesi halktır gazetenin manşetinde. Görevimizin bilincindeyiz açıklaması öne çıkarılıyor. Ülkenin kendi kaynaklarına göre gelirlerini toparlamak konusunda eksiklikleri olduğunu kaydediyor Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz. Sorunların çözülebilmesi için çalışmalar yaptıklarını vurguladı. Oğuz, kimse sizin gaileniz halk değildir demesin. Bizim gailemiz halktır, devlettir dedi. Halkın mutlu olması ve refah içinde olması halinde kendilerinin de görevlerini düzgün şekilde yaptıkları için koltuklarında rahatça oturabileceklerini söyledi. Oğuz ayrıca, biz görevimizin bilinciyle çalışmaya devam ediyoruz. Sorunları çözmek konusunda çalışmalar yapıyoruz ifadelerini de kullandı. Mali işbirliği protokolü çok önemli yine açıklamasından bir diğer alt başlık. Türkiye ile yapılan mali işbirliği protokolünün çok önemli olduğuna işaret ediyor Oğuz. Kaynağın 8 milyardan 9,5 milyara çıkarıldığını söyledi su projesi için. Kendilerinin şükrettiklerini, hatta bunun asrın projesi olduğunu kaydeden Oğuz, bunun 100 yılın projesi olduğu gözden kaçırılıyor şeklinde konuşarak, işbirliği protokolünün içini görmedikle ilgili söylemlerin doğru olmadığını dile getirdi. Önemli olanın Türkiye'nin vereceği katkılara bakmak olduğunu kaydeden Oğuz,
Elektrik konusunun ise çok hassas bir konu olduğunu vurguladı. Bu konuda hükümet siyasi irade göstermesi gerekirse gösterir. Göstermediğinde mevcut düzene mahkum olmaya devam ediliyor açıklamasını yaptı. Gazete paylaştı. Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ayrı bir devlet olma statüsünü hak ettiğini, karşı tarafın ise Kıbrıs Türk'ünün egemenliğini nasıl ortadan kaldırırız düşüncesinde olduğunu kaydetti. Milli siyasetin Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa ancak iki egemen eşit devletin işbirliğiyle olabileceği şeklinde bu yönde bir irade gösterdiğini belirten Tatar, bundan geri adım atılmayacağını, onurlu bir yaşam için egemenliğin şart olduğunu belirtti. İzleyelim, devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gülseren Eğitim Kışlası'nda mücahitlerle bir araya geldi. Konuşmasında hayatın mücadeleyle dolu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, kendisinin de uzun yıllar yurt dışında yaşadığını, gönlünde vatan sevgisi taşıdığını ve Kıbrıs hadiselerinin içerisine doğmuş biri olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, rahmetli babasını yad ederek kendisine her zaman Kıbrıs'ta iki eşit halkın olduğunu, Kıbrıs halkının Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurucu ortağı olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin garantör ülke olduğunu söylediğini ifade etti. Kıbrıs'ta yaşananların her zaman ailesinin içerisinde konuşulduğunu belirten Tatar, Kıbrıs Adası'nın Doğu Akdeniz'de önemli bir yer olduğunu ve buranın kimin olacağına dair tartışmaların yıllarca sürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasına şöyle devam etti. Hedef Kıbrıs Türk'ünü adadan atmak ve pes ettirmektir. Kanlı Noel, Taşkent, Ayvasıl, daha niceleri. Yapılan zulüm ve soykırım ortadadır. Biz ayrı bir halkız. Bizim kendi tarihimiz, dilimiz ve dinimiz vardır. Biz ayrı bir devlet olma statüsünü hak ediyoruz. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile hem kuzeye hem güneye barış ve huzur gelmiştir. Bu harekat karadan, denizden ve havadan gerçekleştirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti adada yeni bir dönem başlatmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temelleri o günlerde atılmış ve bugünlere kadar gelebildik. Çok şey başardık. Bir halkın var olabilmesi için mücadele verdik. Hakkımızı sonuna kadar savunacağız. Karşı tarafın oynadığı oyun bellidir. Kıbrıs Türk'ünün egemenliğini nasıl ortadan kaldırırız diye düşünmektedirler. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin otoritesinin kuzeye de yayılması için çabalıyorlar. Milli siyaset Kıbrıs'ta bir antlaşma olacaksa iki egemen eşit devletin işbirliğiyle olabiliyor, diyor. Bundan geri adım olmaz. Onurlu bir şekilde yaşayabilmemiz için egemenliğimiz önemlidir. Kuzeyde anlam planına evet dedik, güneyde ise hayır. Türkiye Cumhuriyeti'ne sormadan Güney Kıbrıs tek başına Avrupa Birliği'ne alındı. Biz her zaman kendimizi Büyük Türk Milleti'nin kopmaz bir parçası olarak gördük. Kıbrıs Türk'ü en az Rumlar kadar egemendir. Yapılan çalışmalarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti daha da gelişecektir. Yok olma aşamasından bu noktalara kadar geldik. Bu saatten sonra egemenliğimizden taviz vermemiz söz konusu değildir. Biz bu adada barışın devam etmesini istiyoruz. İki taraf olarak elektrik, su ve doğalgaz konularında işbirliği içerisinde anlaşabiliriz. Bu adanın ekonomisine ve çevreye katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki önemi bir kez daha artacaktır. Turizm, eğitim ve tarım alanında daha da gelişmekteyiz. Bu adada alınan tedbirler hayati öneme sahiptir. Halkımıza barış, refah ve mutluluk içerisinde egemen bir devlet sunmak hedefimizdir. Sürmanşetteyiz. Bakalım, sağlık sistemini güçlendiriyoruz açıklaması. Sağlık Bakanı İzlem Gürçay Altuğra'nın açıklaması. Haklı bir gurur yaşıyoruz dedi Sağlık Bakanı İzlem Gürçay Altuğra. Pandemi hastanesi olarak da bilinen binada hizmete giren çocuk acil servisinin çok güçlü doktor kadrosuna işaret ederek serviste yoğun bakım ve yataklı tedavinin de yapılabildiğini belirtti. Altuğra 0-14 yaş grubu çocuklara sağlık hizmeti verilecek çocuk acil servisinin ülkede bir ilk, bir devrim niteliğinde bir hizmet olduğunu vurguladı. Ülkedeki nüfus artışının bilincinde olduklarını dile getiren Altuğra, var olan hastanelerin yatak kapasitesinin artık artan nüfusa cevap verecek noktada olmadığını söyledi. Yeni hastaneler inşa ederken sağlık sistemini de güçlendirdiklerini kaydeden Altuğra, çocuk acil servisini hayata geçirmenin haklı gururunu yaşadıklarını vurguladı.
Cezalar caydırıcı olmalı. Bir diğer haber, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Alsancak'ta yaşanan köpek katliamıyla ilgili bir açıklama yaptı. Kanım dondu dediği aktarılıyor. İnfial yaratan bu olayın faillerinin polisimiz tarafından ivedilikle belirlenip yargı önüne çıkarılması gerektiğini vurguladı. Tatar tarafından yapılan açıklama şu şekilde. Alsancak'ta 8 masum köpeğin zehirlenerek vahşice öldürülmesiyle ilgili haberleri her vicdan sahibi insan gibi ben de kanım donarak takip ettim. Bu tür caniliklere karşı hiç kuşkusuz ortaya tavrımızı koyacağız. Halkımız arasında büyük tepki çeken bu tür vahşetlerin önlenmesine yönelik hayvan refahıyla ilgili ceza yasasında yer alan ilgili maddelerin caydırıcı olması gerektiğini bu bağlamda bir kere daha anımsatmakta fayda görüyorum açıklamasını yaptı. Logo yanına geçelim. Ara seçim takvimi 26 Mayıs'ta başlayacak. Logo yanında haber. Bir Lefkoşa milletvekilliği yanında bir muhtar ve 50 ihtiyar heyeti üyeliği için de seçim yapılacak. Törenin temasları da ön sayfada yer alıyor. Törenin temaslarına bakalım. Ankara'da önemli temaslarda bulunuyor Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zuhru Töre. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un davetiyle. Türk Devletleri Parlamenterler Asamblesi 12. Genel Kurul toplantısına katılmak amacıyla bulunduğu Ankara'da temaslar yaptı. Başkan Töre ilk olarak Türk Havacılık Uzay Sanayi Teknopark tesislerini ziyaret etti. Burada TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil tarafından karşılanan Töre'ye Türkiye Cumhuriyeti tarafından üretilen yerli hava araçları hakkında da bazı bilgiler verildiği paylaşıldı. Vatana geçelim. Türkiye'deki seçimler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde oy verme işlemi başladı. Vatan Gazetesi aktarıyor manşet haberinde. Türkiye'de 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde oy verme işlemi dün başladı. 140.111 kayıtlı seçmenin bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde oy verme işlemi Lefkoşa ve Gazimoğsa'da 9 Mayıs'a kadar devam edecek. Güzelyurt'ta ise oy verme işlemi 29-30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde yapılabilecek. Seçmenler 16'sı Lefkoşa, 7'si Gazimoğsa ve 3'ü Güzelyurt'ta olmak üzere toplam 26 sandıktan herhangi birinde oy kullanabilecek diye aktarıldı. Türkiye'deki seçimler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde oy verme işlemi dün başladı. Sendikalar 1 Mayıs'ta ortak bir etkinlik yapacak. Logo üstündeyiz. Dünya Sendikalar Federasyonu üyesi bir grup Kıbrıslı Türk ve Rum sendika 1 Mayıs'ta ortak etkinlik yapacak. Kuzey Kıbrıs'taki sendikalar 1 Mayıs saat 17.30'da Kuğulu Park'ta toplanacak ve buradan Taksim sahasına yürüyerek Güney Kıbrıs'tan organizasyona katılacak sendika ve örgütlerle buluşacaklar. Etkinliğe DEVİŞ, KITAMS, KITÖZ, Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, BES, KOPSEN, DAÜSEN ve PEO katılacak. 1 Mayıs dolayısıyla söz konusu sendika ve örgütler dün ara bölgedeki dayanışma evinde bir basın toplantısı düzenleyerek ortak açıklamalarını kamuoyuyla paylaştılar. TDP'nin açıklaması yer alıyor logo yanında. Akkuyu nükleer santrali radyoaktif bir tehdittir açıklaması Toplumcu Demokrasi Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve çevre mühendisi Yasemin Çobanoğlu. Akkuyu nükleer santralinde herhangi bir sızıntı durumunda sığınılacak hiçbir yer olmadığını belirterek bu radyoaktif bir tehdittir açıklamasını yaptı. TDP basın bürosundan yapılan açıklamaya göre MYK üyesi ve çevre mühendisi Yasemin Çobanoğlu, Çernobil trajedisinin 37. yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı.
Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu nükleer santraline dikkati çekti. Yapılan açıklama logo yanında. Meteoroloji Dairesi bugün sabah 10'dan akşam 21'e kadar gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji Dairesi'nin uyarısı da ön sayfada yer alıyor. Bugün sabah 10'dan akşam 21'e kadar yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış olacağı uyarısı var. Koca'dan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama geldi. Geçirmiş olduğu enfeksiyon gastroenteritin etkisi azalmış durumda dedi. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili, Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu enfeksiyon mide üşütmesi etkisi azalmış durumda şeklinde bir açıklama yaptı. Bakan Koca'nın açıklamaları aktarıldı. Amcaoğlu tüp gaza 35 TL indirim geleceğini duyurdu. Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun açıklamaları. Tüp gaza 35 TL indirim geleceğini duyurdu. Amcaoğlu 6 ayda bir uygulanan Eşel Mobil sisteminin 3 veya 4 aya indirilmesi hedefinde olduğunu ve konunun dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında görüşüldüğünü kaydetti. Lefkoşa'da kaza, bir trafik kazası haberi de yer alıyor. Lefkoşa'da saat 18.30 sıralarında meydana gelen trafik kazası alkollü sürücü aracıyla motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. 8 köpeğin zehirlenerek öldürülmesi olayının failleri ivedilikle belirlenmeli şeklinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar. Alsancak'ta 8 masum köpeğin zehirlenerek vahşice öldürülmesinden duyduğu üzüntüyü belirtti. Faillerin polis tarafından ivedilikle belirlenip yargı önüne çıkarılmasını istedi. Devam ediyoruz. Halkın sesine geçtik. Partiler yarışa hazırlanıyor manşetini görüyoruz Halkın Sesi'nde de. 25 Haziran'da yapılacak ara seçime 2 aydan kısa bir süre kala siyasi partilerin adayları da netleşmeye başladı. Partiler yarışa hazırlanıyor. UBP milletvekili adayını iş insanı Ali Başman olarak açıkladı. CTP'de aday adaylığı konusunda pek çok isim üzerinde duruluyor. Ancak henüz netleşen bir isim yok. Adayın en geç önümüzdeki hafta içinde açıklanması bekleniyor. DP ara seçime Turizm Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç'la girecek. Hükümet ortağı YDP 4 aday üzerinde bir çalışma yürütüyor. Son karar pazartesi günü duyurulacak. Halkın Partisi ülkenin ihtiyacının ara seçim değil erken genel seçim olduğunu gerekçe göstererek seçimde herhangi bir aday çıkarmayacak. TDP-TKP birleşmesi sonrası ilk kez seçime girecek olan TDP eski yargıç Tacan Reynar'ı aday gösterecek. Sol Hareket ara seçimde Genel Sekreter Abdullah Korkmaz Han'ı bağımsız milletvekili adayı olarak gösterecek. Partiler yarışa hazırlanıyor diye gazete manşetini paylaştı. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özer Sayın, milletvekilliğinden istifasıyla boşalan bir milletvekili için ara seçim 25 Haziran'da yapılacak. Ara seçimde çeşitli nedenlerle boşalan bir muhtarlık ve 5 ilçede toplam 50 ihtiyar heyeti üyeliği için de seçime gidilecek. Yüksek Seçim Kurulu 25 Haziran'da yapılacak Cumhuriyet Meclisi ve yerel yönetimler ara seçimleri için seçim takviminin 26 Mayıs'ta başlayacağını duyurdu. Yüksek Seçim Kurulu'nun 2 numaralı duyurusunda 25 Nisan 2023 tarihli meclis kararı gereği yapılacak ara seçimde Cumhuriyet Meclisi'nde boş bulunan bir Lefkoşa ilçesi milletvekiliyle Lefkoşa ilçesinde boş bulunan bir muhtar ve Lefkoşa, Gazi Mavsa, Girne, İskele, Lefke ilçelerinde boş bulunan ihtiyar heyeti üyelerinin belirleneceğini kaydetti. Yerel ara seçimde Lefkoşa Yeni Cami Mahallesi Muhtarı Ayşen Hamitoğlu'nun vefatı nedeniyle boşalan muhtarlık,
ve çeşitli nedenlerle boşalan 4'ü Lefkoşa, 5'i Gazi Mausa, 24'ü Girne, 13'ü İskele ve 4'ü de Lefke'de olmak üzere toplam 50 ihtiyar heyeti üyelikleri belirlenecek. Yakında üniversitesi şampiyon melekleri unutmadı. Şampiyon meleklere adanan Güzel Sanatlar Mart sergisi Yakında Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı Tatar ve meleklerin ailelerinin katılımıyla açıldı. Sergide şampiyon melekler anısına yapılan yağlı boya tabloda ilk kez ziyarete açıldı ve duygu dolu anlar yaşandığı aktarılıyor. Yakında Üniversitesi şampiyon melekleri unutmadı. Bir vefa örneği olarak paylaşıldı haber. 5,5 aylık bebeğin hayati tehlikesi var. Bir başka haber yine logo üstünde gördüğümüz. Lefkoşa Ortaköy'de bir kreşte rahatsızlanan 5,5 aylık bir bebeğin solunumu durdu. Yoğun bakıma kaldırılan bebek hayata döndürüldü ama durumu kritik. Olayla ilgili bebeğe kreşte süt içiren kreş çalışanı bir kadın tutuklandı. Kadının ülkede 4 yıldır kaçak yaşadığı ortaya çıktı. Devam ediyoruz, geçiyoruz Yeni Bakış Gazetesi'ne. Yeni Bakış Gazetesi de Kapalımaraş'a 3 otel açılıyor haberini manşete aldı. Kıbrıslı Türk iş insanı Kapalımaraş'ta bulunan 3 otel, 2 de apartman katını sahiplerinden satın aldığını, 2 ay içerisinde önüne herhangi bir engel çıkmadığı takdirde 2025 yılı için rezervasyonları açacağını açıkladı. Kapalımaraş'a 3 otel açılıyor. Bununla ilgili manşet haber, almış olduğu otellerin ve apartmanların satış sözleşmesini Rum İçişleri Bakanlığı'ndan da onaylatan Kıbrıslı Türk iş insanı, Türkiye'nin Maraş konusundaki tutumunun ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne atanan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun sürekli Maraş konusunda yaptığı açıklamaların kendisine güven verdiğini söyledi. 4 yıldır Maraş konusunu yakından takip ettiğini söyleyen iş insanı, yatırımcı, mal sahipleriyle bir araya gelerek otelleri satın aldığını, bunu Rum İçişleri Bakanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'ndan da onaylattıklarını belirtti. İş insanı satın aldığı bazı otellerle ilgili bir açıklama yaptı. Bunların içinde Golden Seaside Apartment Hotel de var. Bunların inşasını 1974'te olduğu gibi düzenleyerek tarihi yansıtacağım diye konuştu. Öte yandan iş insanı yurt dışındaki turizm acenteleriyle yaptığı ön görüşmelerde otellerin 2025 yılından 2032 yılına kadar 7 yıllık rezervasyonlarını 2 ay içinde yapabileceklerini belirtti. Yatırımcı iş insanı otel isimlerinin de 1974 öncesinde olduğu gibi aynı isimler altında çalıştıracağını belirtti. Kıbrıslı Türk iş insanı otelleri ve Kapalımaraş bölgesini şimdiden Metaverse üzerinden girip inceleme yapılabileceğini de belirtti diye gazete paylaşıyor. Fotoğraflarla birlikte aktardı haberi ve tamamladık. Avrupa'dayız. Avrupa gazetesi. İrademize karşı büyük taarruz böyle başladı açıklamasını manşete aldı açıklama. Hacan Reynar'ın açıklamaları. 25 Haziran seçiminde adaylığı en çok konuşulan eski kıdemli yargıç Tacan Reynar, son 4-5 yıl içinde çok şey yaşadık açıklamasını yaptı. 22 Ocak 2018 olaylarıyla gelen bir süreç var şeklinde bir açıklama yaptı. Kıbrıslı Türklerin iradesine, siyasetine, kültürüne, hukuk sistemine yönelik o saldırının taarruzun başlangıcı olarak görebiliriz değerlendirmesinde bulunduğu aktarılıyor. Bu arada ara seçim takvimi 26 Mayıs'ta başlayacak diye gazete yine not düştü. Kıbrıs gazetesine geçtiğimizde Laü Veli Nimet haberi manşette. Son 10 yıl içinde öğrenci sayısını 3700'den 12.000'e çıkaran Lefke Avrupa Üniversitesi
Lefke ve Gemikonağı bölgelerine tam anlamıyla hayat veriyor. LAÜ'nün misyonu kaliteli eğitim ve öğrencisiz hayalet şehre dönüyor. Öğrencisiz buralar köy olur açıklamaları var. LAÜ Rektörü Profesör Doktor Mehmet Ali Yüksel'in açıklamalarına bakalım. Bölge halkı tarafından da benimsenecek kriterler doğrultusunda kaliteli öğrenci getirmeye gayret ettiklerini belirtti. Yükselen son yıllardaki ilerlemelerine bağlı olarak 3. ülke uyruklu öğrenci sayısının üniversitenin toplam öğrenci sayısının %30'una varmak üzere olduğunu açıkladı. Yükselen öğrenci sayısını artırırken üniversitenin kaliteli eğitim misyonundan da taviz vermeden kendilerinden emin bir şekilde yollarına devam ettiklerini vurguladı. Bazı işletmecisi Tülay Küçük öğrenci olmadan bölgedeki potansiyelin sıfır olduğuna işaret ediyor. Çarkın öğrencilerle döndüğünü ve esnafın öğrenci olmadan yapamayacağını belirtti. Küçük yerli halkın alışveriş için şehir merkezlerine gittiğini, öğrenciler olmadan bölgenin hayalet şehre döndüğünü vurguladı. Bölge sakinlerinden Hasip Avcıoğulları da üniversitelerin tatil olduğu zamanlar bölgede insan bile kalmadığına dikkat çekiyor. Öğrenciler varken buralar dop dolu, onlar olmasa buralar köy olur açıklamasını yaptı. Mustafa Şansalan da bölgeyi canlandıran en önemli unsurun üniversitelerin açılmasıyla öğrencilerin bölgedeki varlığı olduğuna değindi. Gemi Konağı'nın öğrenciden başka bir geliri olmadığını kaydettiği açıklaması gazete tarafından paylaşıldı. Sürmanşete geçelim. Toplu taşımacılığı devlet satın alsın açıklaması. Sürmanşette Kıbrıs Gazetesi'nde Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Berksan Akandere'nin açıklamaları toplu taşımacılık sektöründe büyük sorunlar olduğunun altını çizdi. Plan ve projeye ihtiyaç olduğunu söyledi. Malta örneğini hayata geçirelim dedi. Yeni izin yerine planlama yine alt başlıklardan Akandere'nin açıklamalarından. Malta'da 2 yıl öncesine kadar toplu taşıma özel sektörün elindeydi ve verimli bir şekilde koordine edilemiyordu. Toplu taşımacılık Malta'da devlet tarafından satın alındı ve planlı, programlı bir şekilde lokal insanlara ve öğrenciye ücretsiz, dıştan gelen insanlara da 2 euro karşılığında taşımacılık yapılmaya başlandı. Plan ve proje dediğim budur açıklamasını yaptı. Yeni izin konusuna da değindi ayrıca. Yeni izin verildiği zaman kime nasıl kriterinin tartışılması gerekir? Yeni iznin değil, mevcut taşımacılık üzerinde zaten planlı, programlı bir taşımacılık sistemi olmadığına göre bizim yapmamız gereken yeni izin yerine mevcut izinlerle bu sistemi nasıl planlı, programlı bir şekilde insanların hizmet alırken memnun olacağı bir yapıya kavuşturabiliriz tartışmamız şeklinde konuştu. Akandere'nin açıklamaları. Logo yanına geçelim. Eşel Mobil 6 aydan 3-4 aya inmeli açıklaması var. Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun yaptığı açıklama. Tüpgaz'a 35 liralık indirim geleceğini duyurdu. Önemli bir açıklamada bulundu. Eşel Mobil 6 aydan 3-4 aya inmeli şeklinde açıklaması. Devlet otoritesi sokağa inmeli bakalım. Trafik kazalarını önleme derneği başkanı Profesör Doktor Zeki Avcı'nın açıklamaları. Ölümlü trafik kazalarının artışındaki en önemli nedeni trafikte otorite boşluğuna bağladı. Devlet otoritesi sokağa inmeli. Aksa'yla yola devam edilecek. Ersen eski başkanı Kubilay Özkıraç, sendikanın yaptığı başarısız eyleminden sadece halkın ve Kıptek çalışanlarının mağdur olduğunu vurguladı. Aksa'yla yola devam edilecek dedi. Ortaköy'de faaliyet gösteren bir kreşte biberonla süt içirilip gazı çıkarıldıktan sonra solunum aresti gerçekleşen bebeğin kalbi durdu ve 5,5 aylık bebek yoğun bakımda. Bu haberin ayrıntıları iç sayfalarda veriliyor. Gazi Mausa Belediye Başkanı Uluçay bir başka haber. Laguna bölgesindeki Deniz Yıldızı apartmanlarına yönelik açıklamalar yaptı. 8 mal sahibi apartmanın güçlendirilmesini talep etti açıklaması.
yine ön sayfada. Türkiye'nin ilk nükleer santrali tamam. Türkiye'nin enerji ihtiyacının %10'unu karşılayacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilk kez taze nükleer yakıt getirildi. Tesis nükleer santral statüsüne kavuşarak teknik anlamda açıldı. Türkiye'nin ilk nükleer santrali tamam. Mersin'de inşaatı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne enerji üretiminde kullanılacak taze nükleer yakıtın getirilmesiyle tesis nükleer santral statüsüne kavuşarak teknik anlamda açıldı. Ardından enerji üretimi için test aşamasına geçilecek şimdi de. Ve geçiyoruz Yeni Düzen gazetesine. 9 yılda 92 binden 140 bine Kıbrıs'ın kuzeyinde oy kullanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayısı 2014'ten bu yana %52 bir artış gösterdi. 9 yılda 92 binden 140 bine. Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşam süren Türkiye'deki YSK'ya bağlı, buraya kayıtlı 140.111 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 3 bölgede kurulan sandıklarda dün itibariyle oy kullanmaya başladılar. 2014 yılında 92.171 olan Kıbrıs'ın kuzeyindeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı seçmen sayısı 2023'e gelindiğinde 140.111'e yükseldi. 9 yılda 47.940 arttı. Seçmen sayısı 2014'ten 2018'e 14.275'e, 2018'den 2023'e ise 33.665'e yükseldi. Kıbrıs'ın kuzeyindeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı seçmenin siyasi yönelimine bakıldığında ise 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti'nin adayı Erdoğan'a oyların %54,8'i verilirken 2018'de bu rakam %48,8'e düştü. AK Parti 4 yılda Kıbrıs'ın kuzeyindeki seçmenin %6'sını kaybetti diye gazete paylaştı. Son 9 yılda Türkiye'deki seçimlerde oy kullanabilen Kıbrıs'ın kuzeyindeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı seçmen sayıları da tabloda veriliyor. 2014 Cumhurbaşkanı seçimi 92.171, 2018'de yine Cumhurbaşkanlığı seçiminde 106.446, 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde 140.111 olarak görülüyor Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı seçmen sayıları. Son iki Cumhurbaşkanı seçiminde Kıbrıs'ın kuzeyinde oy kullanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kullandığı oyların dağılımı da veriliyor. 2014-2018 olarak aktarıldı. 2014'te Erdoğan, AK Parti'nin adayı Erdoğan 54,8, Ekmelettin Mehmet İhsanoğlu CHP'den 37 olarak görülüyor. HDP'li Selahattin Demirtaş 8,12 olarak tabloya yansıdı. 2018'e baktığımızda yine AK Parti'nin adayı Erdoğan 48,8'de, CHP'li Muharrem İnce 37,54'te, HDP'li Selahattin Demirtaş 7,84'te ve İyi Parti'nin adayı Meral Akşener de 5,37'de tabloya böyle yansıdı. Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde oy verme işlemi dün başladı. Lefkoşa ve Gazi Mosa'da kurulan sandıklarda 9 Mayıs'a kadar 13 gün boyunca oy kullanabilinecek. Güzelyurt'ta oy verme işlemi 29-30 Nisan 1 Mayıs'ta yapılacak. Seçmenler 3 merkezden herhangi birinde oy kullanabilecek. Türkiye'de 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde oy verme işlemi başladı. 140.111 kayıtlı seçmenin bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde oy verme işlemi
Lefkoşa ve Gazi Mausa da 9 Mayıs'a kadar devam edecek. Güzelyurt'ta ise oy verme işlemi 29, 30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde yapılabilecek. Seçmenler 16'sı Lefkoşa, 7'si Gazi Mausa ve 3'ü Güzelyurt'ta olmak üzere toplam 26 sandıktan herhangi birinde oy kullanabilecek. Lefkoşa'da Atatürk Spor Salonu, Gazi Mausa'da ise Lala Mustafa Paşa Spor Salonu'nda kurulan sandıklarda bugünden itibaren 9 Mayıs'a kadar 9-21 saatler arasında oy verme işlemi yapılabilecek. Seçmenler polis tarafından güvenlik kontrolünden geçirilerek salona alınıyor. Üçüncü merkez olan Güzelyurt'ta ise oy verme işlemi Doktor Fazıl Küçük Spor Salonu'ndaki oy kullanma saatleri 9-18 arasında olacak. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzoğlu yaptığı açıklamaya göre oy kullanmak için Türkiye Cumhuriyeti resmi kurumları tarafından verilmiş resmi kimlik belgeleri gerekiyor. Eski nüfus cüzdanlarının kullanılmasının da mümkün olduğunu dile getiren Feyzoğlu, yeter ki fotoğraf olsun ve TC kimlik numarası üzerinde yazsın ifadelerini kullanmıştı. Güzelyurt'ta mobil konsolosluk hizmeti verebileceklerini kaydeden Feyzoğlu, Lefkoşa ve Gazi Mausa'da ise konsoloslukların oy verme işlemi devam ettiği sürece açık olacağını söylemiş ve eksik belgesi olan seçmenlerin tamamlamalarının mümkün olduğuna vurgu yapmıştı. Çifte vatandaşların da oy kullanabileceğine dikkat çeken Feyzoğlu, yurt dışı seçmen kütüğünde adı yer alan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının rahatlıkla oyunu kullanabileceğini dile getirmişti. Devam ediyoruz. Trafik kazalarındaki en büyük sebep alkol ve sürat. Yeni düzene konuşan Polis Genel Müdürlüğü Trafik Müdürü İbrahim Ulusoy'un açıklamaları var. Ulusoy, trafik kazalarındaki en büyük sebebin alkol ve sürat olduğunu belirtti. 1 Ocak 2023'ten bugüne kadar toplamda 14 ölümlü kazada 14 kişi hayatını kaybetti. 14 ölümlü kaza var. Bu kazaların 6 tanesi de alkole bağlı olarak kayıtlara geçti. Bu arada CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman açıklamaları da gazetenin sürmanşetinde logo üstünde yer alıyor. Erken seçimden kaçabildikleri kadar kaçmak istiyorlar açıklamasını yaptığı aktarıldı. Diyalog gazetesine geçtiğimizde bu sorunu kim çözecek manşetini görüyoruz Diyalog gazetesinde. Et yiyemez duruma gelen vatandaşlar güneydeki kasaplara akın ediyorlar. Ve kuzeydeki hayvancılar yüksek maliyetlerden şikayet ediyorlar. Çok ciddi fiyat farkı var. Güney ile Kuzey Kıbrıs arasındaki et fiyatları arasında ciddi farklılıklar bulunuyor. Ve bu durum güneye geçebilen Kıbrıslı Türkleri Rum kasaplara veya marketlere yönlendiriyor. Güneyde kuzu etinin kilosu 9,5 euro. Dana ise 6,5 euroya satılıyor. Kuzeydeki rakamlar bazı marketlerde iki katına çıkıyor. Hayvancılar da şikayetçi. Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları kuzu etinin kuzeydeki satış fiyatının 400 lira olduğunu kabul etmiyor ve eğer bu fiyatla et alan biri varsa faturasını bana getirsin diyor. Naimoğulları fiyatlar arasında bir miktar fark olduğunu kabul ediyor. Kuzeydeki yüksek maliyetlerden şikayet ediyor. Üretici sayısının her geçen gün azaldığına dikkat çekiyor yine yapmış olduğu açıklamada. Bu sorunu kim çözecek diye gazete sordu. Bir başka haber ise kurucu meclis üyesi Mehmet Civa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin isim değiştirmesine gerek olmadığını söyledi. Bizi bir yere götürmez açıklamasını yaptı bununla ilgili olarak. Güney Kıbrıs'ta elektrik fiyatları kuzeyin iki katına fırladı. Son iki yılda %90'lık bir artış olduğu yine ön sayfaya yansıyan haberlerden görüyoruz ön sayfada. Ve süt içtikten sonra solunumu durdu. Kreşe bırakılan 5,5 aylık bir bebekle ilgili. Bebek ölümle burun buruna geldi. Bakımını yapan Nijeryalı Brenda tutuklandı. Süt içtikten sonra bebeğin solunumu durdu. Suçlarda bir azalma yok. 3 ilçede 5 saat süren operasyonda 3245 sürücü denetlendi ve 748'inin rapor edildiği aktarılıyor. Suçlarda bir azalma yok şeklinde gazete ön sayfadan paylaştı. Tabii ayrıntıları bu haberlerin iç sayfalarda
Böylece ülke manşetleri noktalıyoruz. Bakalım Türkiye'nin yazılı basınına neler yansıdı. %39'a 7.40'a taşıdık saatleri an itibariyle. Bir kez daha aramıza yeni katılanlar varsa televizyon veya radyolarından herkese günaydın diyelim. Televizyonlarını yeni açan ya da yola yeni çıkacak olan dinleyicilerimiz olabilir. Televizyonlarını açan izleyicilerimiz olabilir. Hatırlatalım frekanslarımızı yolda takip etmek isteyenler için. FM 100.1, 102, 90.6 ve 89.6 radyo frekanslarındayız. Dijital platformda da yayındayız. Kuzey Kıbrıs Smart TV'den de yine aramıza katılmak isteyenler varsa Kuzey Kıbrıs Smart TV'deyiz. Bakalım Türkiye'nin yazılı basında neler var? Sözcüyle başlayalım. 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle kirli tezgah görülmedi. Sözcü gazetesinin manşet haberi bu sabah. Millet İttifakı için FETÖ'cü, PKK'lı, hain dedikleri yetmiyormuş gibi APO'yu çıkartacağız iftirasının yazılı olduğu CHP logolu afiş bastırıp dağıtıyorlar dedi gazete. Ve bu şekilde gazete manşet haberini paylaştı. Millet İttifakı'nın elle yaptığı kalp işareti sembol oldu. Milletin kalbi diye gazete bir başka haberi de ön sayfasından paylaştı. CHP lideri ve Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi gittiği her yerde insan seliyle miting yapıyor. Dün de Balıkesir ve Tekirdağ mitingleri hınca hınç doluydu. Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, yine Başkan Yavaş ve DEVA lideri Babacan'la halka seslendiler. Hem milletin hem de Millet İttifakı liderlerinin iki ellerini birleştirerek kalp işareti yapmasıysa sembol oldu. Sevgisini elle kalp işareti yaparak gösteren, on binlere seslenen Kılıçdaroğlu, çetelere verilen paraları söke söke alacağım, emekliye ve işçiye vereceğim açıklamasını yaptı diye gazete paylaştı. Devam ediyoruz, Yeni Şafak'tayız. Türkiye nükleer güç atom bayrağı çekildi diye gazete manşet haberini aktarıyor. Akkuyu'nun nükleer tesis statüsüne kavuşmasının sembolü olan barış için atom bayrağı göndere çekildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükseldi. Akkuyu nükleer güç santrali ilk yakıtın santrale teslimiyle nükleer tesis statüsüne kavuştu. Geçirdiği rahatsızlığın ardından dinlendiği için törene külliyeden canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu gururu paylaşan herkese teşekkür etti. 4 reaktör olacak. Dünyada 422 nükleer reaktör faal, 57'sinin yapımı ise sürüyor. Akkuyu'da her biri 1200 megawatt güce sahip 4 reaktör olacak. Rusya'dan uçakla geldi. Rusya'dan salı gecesi hava yoluyla getirilen uranyum paletlerinden oluşan nükleer yakıt ilk etapta Adana Havalimanı'na getirildi. Burada 3 tıra yükselen yakıt karayoluyla Akkuyu NGS sahasına taşındı. Akkuyu uzun yıllar temiz enerji üretecek. Uluslararası Atom Enerji Ajansı UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, Akkuyu Türkiye için uzun yıllar temiz nükleer enerji üretecek açıklamasını yaptı. Elektriğin %10'unu üretecek, Türkiye ile Rusya arasındaki en büyük ortak yatırım olan 20 milyar dolarlık santral önümüzdeki yıldan itibaren nükleer enerjiden elektrik üretmeye başlayacak. Santralin tüm üniteleri 2028'e kadar hizmete girecek ve Türkiye'nin elektrik tüketiminin %10'unu tek başına karşılayacak. En modern tesislerden biri, törene video konferansla katılan Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamaları. Akkuyu NGS'deki sistem dünyanın en modern ve güvenilir güvenlik sistemlerinden bir tanesidir şeklinde bir değerlendirmede bulundu. 14 Mayıs'tan sonra Türkiye'ye saldırı planı haberi de ön sayfada. Süleymaniye'de PKK, SDG elebaşı Mazlum Abdi'nin konvoyuna yönelik uyarı atışının ardından Washington'dan Ankara'ya iki telefon geldi. Biri Hakan Fidan'a, diğeri İbrahim Kalın'a. Tansiyonu yüksek konuşmalar yapıldığı anlatılıyor.
Bununla ilgili haber aktarılıyor ön sayfada. Ve geçiyoruz Hürriyet'e. Hürriyet gazetesindeyiz. Nükleerde tarihi gün. Hürriyet gazetesinde manşet. Santrale ilk yakıt verildi. 9 şiddetinde depreme dayanıklı ayrıca. Santralin ömrü 60 yıl. Gerek görülürse 20 yıl daha uzatılabilecek. 9'luk depreme dayanıklı. Uçak düşmesine karşı bile önlem alındı. 2000 futbol sahası büyüklüğünde çevresi helikopterle 10 dakika sürüyor. Dünyada aynı anda 4 reaktör inşaatı devam eden başka bir proje yok. Türkiye Nükleer Enerji'de dün tarihi bir adım attı. Mersin'deki Akkuyu Nükleer Santrali'ne ilk yakıt teslim edildi. Akkuyu Nükleer Santral statüsü kazanmış oldu. Türkiye nükleerden enerji üretecek ülkelerden biri haline geldi böylece. Ve Rusya'dan uçakla getirildi. Rusya'dan çok sıkı güvenlik önlemleri altında getirilen uranyum çubukları dün törenle santralde inşaatı devam eden ilk reaktöre yerleştirildi. Böylece nükleer santrale ilk yakıt verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin törene online olarak katıldılar. İlk yakıt verildiği için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı burasının bir nükleer tesis olduğunu gösteren bayrağı astı. Tek başına İstanbul'a yetiyor. İlk yakıtın ardından bir yıl süreyle testler yapılacak. Bir yılın ardından elektrik üretimine başlanacak. Santraldeki 3 reaktörün inşaatı devam ediyor. Her bir reaktör tamamlandığı zaman üretime başlayacak. Enerji Bakanı Dönmez, 4 reaktör devreye girince Türkiye'nin elektrik ihtiyacının %10'u karşılanacak. Bu da tüm İstanbul'un elektriğini karşılamak anlamına geliyor açıklamasını yaptı. Nükleer güç sahibi olduk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Türkiye'yi dünyanın nükleer güç sahibi ülkeleri arasına sokacak. Büyük hamlenin sevincini paylaşmak için bir aradayız dedi. Ülkemiz nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir. İkinci ve üçüncü santraller için de en kısa sürede harekete geçeceğiz açıklamasını yaptı. Projenin maliyeti ise 25 milyar dolar. Akkuyu Nükleer Santrali 25 milyar dolara mal olacak. Bu rakamsal olarak Türkiye'nin şimdiye kadarki en büyük projesi. Santral inşaatında çalışanları sayısı 25-30 bin civarında olarak aktarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları yer alıyor. Bir diğer haberse ön sayfada gördüğümüz bir başka haberse çıra gibi yandı haberi. İzmir'in en lüks sitelerinden Narlıdere'de bulunan Folkart'ta dün 22 sıralarında bir yangın çıktı. Ahşap dekorasyonlu 8 katlı bina 2 saatte tamamen yandı diye aktarılıyor. 7 yaralı var bu arada. Ahşap kaplamayla dekore edilmişti bina. Hızla saran alevler de tüm katlara sıçradı. Kat ve daire geçişlerinde betonname bölümler alevlerin yayılmasına engel olamayınca tüm bina hızla yangına teslim oldu. İzmir İtfaiyesi ile birlikte Orman Bölge Müdürlüğü'nün ekipleri ve TOMA araçları da yangına müdahale etti şeklinde ayrıntılar veriliyor. Suriye ile barışacağız haberine bakalım. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu 3.6 milyon Suriyeli kendi ülkesine gidecek. Suriye ile barışacağız dedi. Kılıçdaroğlu'na Babacan, İmamoğlu ve Yavaş da eşlik etti. Kılıçdaroğlu Balıkesir'de düzenlenen mitingde konuştu. Artık değişimin zamanı geldi. Yeni bir ruha, yeni bir anlayışa ihtiyacımız var. Bir değişime ihtiyacımız var. Çok kutuplaştık, çok savrulduk. Artık kucaklaşalım. Barışmanın zamanı, 5-6 yerden maaş alma dönemini bitireceğiz açıklamasını yaptı. Sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesinin manşet haberinde Türkiye Akkuyu'yla enerjide çağ atladı başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Akkuyu Santrali'ne nükleer yakıt gelmesi töreninde konuştu. Türkiye Nükleer Güç Sahibi Ülkeler Ligi'ne yükseldi açıklamasını yaptı. Çevre dostu bu arada dünyanın en büyük nükleer güç santrali. Ekonomiye yıllık 1,5 milyar dolar bir katkı sağlayacak. 35 milyon ton karbon salımının
önüne geçecek ve bu törenle milletimize sözümüzü gerçekleştirmiş oluyoruz. Akkuyu Santrali'nin tüm üniteleri peyderpey 2028'e kadar hizmete girecek dedi Erdoğan. Putin'le telefonla görüşüp Akkuyu projesine katkıları için teşekkür etti diye aktarılıyor. Ve bütçeden para çıkmadı. Akkuyu milli bütçemize yük getirmeyen finansman modeliyle hayata geçirildi. İkinci ve üçüncü nükleer santraller için de harekete geçeceğiz. Açıklaması yine Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması. Erdoğan olmasaydı bu başarı olmazdı dedi. Canlı bağlantıyla törene katılan Putin de açıklama yaptı. Erdoğan gibi bir cumhurbaşkanı olmasaydı başarıdan söz etmek pek mümkün olmazdı. Akkuyu Türk-Rus tarihinin en büyük yatırımını oluşturuyor. Erdoğan'ın ne kadar büyük hizmetlere imza attığını bizlere gösteriyor dedi Putin. Yapmış olduğu değerlendirmede açıklamada. Teknofest'in gözü yüksekte olacak. Kızıl Elma, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Bayraktar TB2, Cezeri, Hürret, Altay tankı ilgi odağı oldu. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest 2023 İstanbul'da kapılarını açtı. Atatürk Havalimanı'ndaki festivale vatandaşlar akın etti diye aktarılıyor. Cumhuriyet'e bakalım. Cumhuriyet gazetesi yurttaşın canı hiçe sayıldı dedi. Yüksek hızlı tren ve Akkuyu nükleer santrali seçim malzemesi oldu diye paylaşıyor. Yurttaşın canı hiçe sayıldı başlığıyla gazete bu haberi aktardı. Ölüm riski uyarısı alt başlığı var ve fay hattına kurdular şeklinde yine aktarılıyor. Ayrıntılara baktığımızda seçime 16 gün kaldı yine gazetenin aktardığı notlardan. Ülkeyi birlikte düze çıkaralım. Seçmenlere bir çağrı yaptı Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Bununla ilgili de ayrıntıları veriyor gazete. Milliyet'e geçtiğimizde Milliyet gazetesine bakalım. Akkuyu'da tarihi tören, enerjide üst ligdeyiz açıklaması paylaşılıyor. Akkuyu'da ilk nükleer yakıt getirme töreni yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 60 senelik gecikmeyle nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükseldik açıklamasını yaptı. Enerjinin %10'u en büyük proje oldu şeklinde ve Putin'den geçmiş olsun dileği de yine gazetenin aktardığı notlardan. Ayaklar yerden kesilecek. Türkiye Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest dün İstanbul'da kapılarını açtı ve binlerce kişi festival için Atatürk Havalimanı'na akın etti. Festival 1 Mayıs'a kadar sürecek diye de gazete ayrıntıları veriyor. Akşama geçelim. Akşam gazetesi nükleer güçlü Türkiye manşetini paylaştı. Türkiye dün Akkuyu nükleer santraline teslim edilen ilk yakıtla nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükseldi. Enerji ihtiyacının %10'u buradan karşılanacak. Seçime 16 gün kaldı diye de gazete aktarıyor. Putin'le gıda mutabakatı imzalandığı da yine aktarıldı. Hayaldi 5 yılda gerçekleşti. Temeli 2018'de atılmıştı. Santralin ikincisi için harekete geçirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından son gazete Türkiye'deyiz. Türkiye gazetesi hayat şartları dikkate alınacak. Memura şehir zammı manşetini paylaştı. Hükümet Büyükşehir'de çalışan memurlara kira desteği dahil ilave ödeme yapmayı planlıyor. Ve tayin talepleri arttı. Ve lojman da var gündemde ayrıca. Konuyla ilgili ayrıntılarda. Demokrasi ayıbı, sandığa Almanya engeli, oy verme işlemi başladı bu arada. Yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı. Sandık önlerinde uzun kuyruklar oluştuğu da aktarılan ayrıntılardan bu arada oy verme işlemi başladı. Böylece noktalıyoruz. Bakalım Güney Kıbrıs gazete manşetlerinde neler var. Güney Kıbrıs gazete manşetlerine yansıyan gelişmelerle devam edelim. Haravgi gazetesiyle başlıyoruz. Bugün manşetten aktardığı haberinde projelerdeki gecikmeler bize astarı yüzünden pahalıya geliyor başlığını kullanarak o zamanın maliyetli sözleşmeleri ve projelerinin Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisi'nin merceği altında olduğuna değiniyor haberin detaylarında. Yüz milyonlarca euro değerindeki projelerin vatandaşların
sağlığını etkilerken, süresiz olarak kalırken vergi mükelleflerinin ödemeye devam ettiği 74 milyon euroluk bir maliyet tahmininin yapıldığı, 44 milyon euroluk teklif verildiği, sonunda proje bitmeden 104 milyon euro ödendiği ve Brüksel'in Güney Kıbrıs'ta bulunan Kossi ve Pentakomo köylerindeki toplam atık arıtma ünitesi ve sıhhi atık depolama alanları için para cezası uygulanmasını teşvik ettiği aktarılıyor. Alitia gazetesine geçelim. Christodoulidis askıdan indirildi başlığını kullanıyor manşetinde. Rum liderin çift milletvekilliğinin olmadığına değiniyor. Haberin detaylarında koalisyon partilerinin Rum lider Nikos Christodoulidis'i ilk zorlukta terk ettiği, motor ve ısınma yakıtlarına ilişkin hükümet yasa tasarısının geçmediği, Kıbrıs'ta Türklerin malları için Rum liderin görevden alınmasına karşı oy kullandıkları ve yönetim uygulamaları için Rum Meclisi'nin dünkü genel kurulunda milletvekillerinin ateşlendiği aktarılıyor. Filerefteros gazetesi manşetten aktardığı haberinde, Filerefteros gazetesindeyiz. İngilizler yolsuzluk için geliyor başlığını kullanarak eski Rum lider Nikos Anastasiadis ve bakanları hakkındaki şikayetlere ilişkin ilk soruşturmaların yapılacağına ve soruşturma müfettişlerinin bağımsız kurum tarafından atanacağına değiniyor. Filelefteros gazetesini alalım lütfen. Bağımsız kurum tarafından atanacağına değindikten sonra haberin detaylarına bakalım. İki bilinen İngiliz otoritesi ve üç Kıbrıslı Rum avukat veya denetçinin altın pasaportlarla ilgili yolsuzluk iddialarını soruşturacak olan ekip oldukları, bu ekibin Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Kurumu tarafından oluşturulduğu ve soruşturmanın başlatılması için Mayıs ayı içerisinde ilgili duyuruların yapılacağı aktarılıyor. Politisteyiz. Yarı yarıya şeffaflık, gösteriş olsun diye kontroller başlığıyla aktarılıyor manşet haber. Politis gazetesini alalım lütfen. Mal beyanı kurumunun bir şeffaflık kurumu olarak başlayan ve ikiyüzlülük ve örtbas etme kurumu olduğuna değiniyor. Detaylara geçelim. Mal beyanı yasasının 2004 yılında yürürlüğe girmesinden bu yana hiçbir yetkilinin sebepsiz zenginleşme nedeniyle soruşturulmadığı, 20 yıldır yapılan ve dün Rum Meclisi internet sitesinde yayımlanan Rum lider ve bakanlarının mal beyanlarının sadece ne kadar doğru doldurulduklarıyla ilgili olduğu aktarılıyor. 7.57 saatler ve tüm manşetlerin sonundayız. Saat başında yine gelişmelerle karşınızdayız. Görmeyen bireylerin yaşadıkları sorunlar. Engelsiz toplum için ne yapmalı? Görmeyen bireylerin eğitimi. KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay, Bünyamin Akoğlu ve Fikret Uzun Her Şeye Rağmen'e konuk oluyor. Doktor Aslı Önay Akça'yla Her Şeye Rağmen Cuma 18'de BRT 1'de. En çok takip edilen güne, gündeme açılan pencere BRT YouTube'da takipçileriyle buluştu. Tüm gün canlı yayınlar, programlar ve tekrarını izlemek istediğiniz tüm yayınlarımız bir tıkla BRT YouTube'da. BRT tek bir dokunuşla YouTube'da. Bu haftaki bölümünde Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Emre Gürsev, kurucu üyelerinden Nilgün Çolakoğlu konuğumuz olacak. Konumuz portre fotoğrafçılığı. Modelimiz Eda Kandulu bu hafta vizörde farklı bir formatta programımız gerçekleşecek. Keyifle izleyin.
gündem yapmaksa eğer, BRT her anımızda. Biz sadece ekranda değiliz. BRT sosyal medya, YouTube, Instagram ve Facebook'ta. Hızla değişen teknoloji ise gündem, biz en yakın takipçiyiz. Saat başında yine gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ayrı bir devlet olma statüsünü hak ettiğini, karşı tarafınsa Kıbrıs Türk'ünün egemenliğini nasıl ortadan kaldırırız düşüncesinde olduğunu kaydetti. Milli siyasetin Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa ancak iki egemen eşit devletin işbirliğiyle olabileceği şeklinde irade gösterdiğini ifade eden Tatar, bundan geri adım atılmayacağını, onurlu bir yaşam için egemenliğin şart olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gülseren Eğitim Kışlası'nda mücahitlerle bir araya geldi. Konuşmasında hayatın mücadeleyle dolu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, kendisinin de uzun yıllar yurt dışında yaşadığını, gönlünde vatan sevgisi taşıdığını ve Kıbrıs hadiselerinin içerisine doğmuş biri olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, rahmetli babasını yad ederek kendisine her zaman Kıbrıs'ta iki eşit halkın olduğunu, Kıbrıs halkının Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurucu ortağı olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin garantör ülke olduğunu söylediğini ifade etti. Kıbrıs'ta yaşananların her zaman ailesinin içerisinde konuşulduğunu belirten Tatar, Kıbrıs Adası'nın Doğu Akdeniz'de önemli bir yer olduğunu ve buranın kimin olacağına dair tartışmaların yıllarca sürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasına şöyle devam etti. Hedef Kıbrıs Türk'ünü adadan atmak ve pes ettirmektir. Kanlı Noel, Taşkent, Ayvasıl, daha niceleri. Yapılan zulüm ve soykırım ortadadır. Biz ayrı bir halkız. Bizim kendi tarihimiz, dilimiz ve dinimiz vardır. Biz ayrı bir devlet olma statüsünü hak ediyoruz. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'yla hem kuzeye hem güneye barış ve huzur gelmiştir. Bu harekat karadan, denizden ve havadan gerçekleştirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti adada yeni bir dönem başlatmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temelleri o günlerde atılmış ve bugünlere kadar gelebildik. Çok şey başardık. Bir halkın var olabilmesi için mücadele verdik. Hakkımızı sonuna kadar savunacağız. Karşı tarafın oynadığı oyun bellidir. Kıbrıs Türk'ünün egemenliğini nasıl ortadan kaldırırız diye düşünmektedirler. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin otoritesinin kuzeye de yayılması için çabalıyorlar. Milli siyaset Kıbrıs'ta bir antlaşma olacaksa iki egemen eşit devletin işbirliğiyle olabiliyor, diyor. Bundan geri adım olmaz. Onurlu bir şekilde yaşayabilmemiz için egemenliğimiz önemlidir. Kuzeyde anlam planına evet dedik, güneyde ise hayır. Türkiye Cumhuriyeti'ne sormadan Güney Kıbrıs tek başına Avrupa Birliği'ne alındı. Biz her zaman kendimizi Büyük Türk milletinin kopmaz bir parçası olarak gördük. Kıbrıs Türk'ü en az Rumlar kadar egemendir. Yapılan çalışmalarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti daha da gelişecektir. Yok olma aşamasından bu noktalara kadar geldik. Bu saatten sonra egemenliğimizden taviz vermemiz söz konusu değildir. Biz bu adada barışın devam etmesini istiyoruz. İki taraf olarak elektrik, su ve doğalgaz konularında işbirliği içerisinde anlaşabiliriz. Bu adanın ekonomisine ve çevreye katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki önemi bir kez daha artacaktır. Turizm, eğitim ve tarım alanında daha da gelişmekteyiz. Bu adada alınan tedbirler hayati öneme sahiptir. Halkımıza barış, refah ve mutluluk içerisinde egemen bir devlet sunmak hedefimizdir. Ankara'da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'la görüştü. Görüşmede konuşan Töre, Kıbrıs Türklerinin, Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop ise, Cumhuriyet Meclisi'nin Türk Paya Gözlemci üyeliği kararını beklediklerini ifade etti. Görüşmenin ardından iki ülke meclisleri arasında işbirliği protokolü de imzalandı. Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk.
Türk Devletleri Parlamenterler Asamblesi 12. Genel Kurul toplantısına katılmak amacıyla Ankara'da bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre temasları çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'la bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya gelen iki ülke meclis başkanı önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası toplantı yapıldı. Görüşmelerin ardından iki ülke meclisleri arasında protokol imzalandı. Görüşmede konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 2022'nin Kasım ayında Türk Devletleri Teşkilatı'na anayasal ismiyle gözlemci üye olarak kabul edildiğini anımsatarak bunun çok önemli ve tarihi bir başarı olduğunu ifade etti. Cumhuriyet Meclisi'nizin Türk payağı gözlemci olabilmesi için de gayretlerimize hız vermiş idik. Yarın yapılacak toplantıda bu yönde bir karar alınacağına inanıyorum. Kıbrıs Türk'ünü Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini ifade eden Başkan Şentop, bunun gereği olarak da Türk devletlerinin yer aldığı platformlarda yer almasının gerekliliğine dikkati çekti. Şentop, bunun bir başlangıç olduğunu ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ifade ettiği tanınma çağrısına hız verildiğini kaydetti. Dünyada önümüzdeki 5 yıl içerisinde önemli gelişmelerin olacağına vurgu yapan Şentop, bu bağlamda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının tanınmaya başladığını birçok noktada görmeyi arzuladıklarını söyledi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'de konuşmasında Türkiye'nin Kıbrıs'ı Türklerin ana vatanı olduğunu ifade ederek Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olduklarını dile getirdi. Kıbrıs adasında yaşanan süreçlerde Rumların fanatizmi ve megaloide hayalleri nedeniyle Kıbrıs Cumhuriyeti'nde bir işgal yaşandığını anımsatan Töre, yıllarca direnen Kıbrıs Türk halkının yardımına garanti ve ittifak anlaşmalarının verdiği yetkiyle ana vatan Türkiye'nin yetiştiğini söyledi. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Kıbrıs adasında bir anlaşma umudunu tamamen ortadan kaldırdığını vurgulayan Töre, kendilerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığını devam ettireceklerini kaydetti. Bugün Kıbrıs Türk gençliğinin ve halkının ambargolarla mücadele ettiğini ifade eden Töre, bütün bu zorluklar karşısında anavatan Türkiye'nin her zaman yanlarında olmasının kendilerine büyük bir güç ve moral verdiğini dile getirdi. Biz Türkiye'mize güveniyoruz, anavatan Türkiye'ye güveniyoruz. Türkiye güçlü olursa Kıbrıs Türk halkı da güçlü olur ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yoluna devam eder. Devlet olmanın kolay olmadığını vurgulayan Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ulusal varlığının ve egemenliğinin simgesi olduğunu ve ondan vazgeçmeyeceklerini kaydetti. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop tarafından iki ülke meclislerinin işbirliğini kapsayan protokol imzalandı. İmzalanan protokol, yasama, denetim ve parlamentoların diğer faaliyetlerine ilişkin tecrübe ve bilgi paylaşımını güçlendirmek amacıyla ihtisas komisyonları, parlamenter dostluk grupları ve idari teşkilatlar arasında düzenli temaslar, karşılıklı ziyaretler ve ortak toplantılar yapılmasının yanı sıra uluslararası konularda istişarelerle uluslararası parlamenter kuruluşlar kapsamında diyalog, işbirliği ve eşgüdümü iletmeyi amaçlıyor. Yine protokol kapsamında idari teşkilatlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla deneyimlerin ve en iyi uygulamaların paylaşımını kolaylaştıran teknik işbirliği projeleri ve eğitim programlarının geliştirilmesi hedefleniyor. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Mustafa Şentop tarafından Türk Bu 12. Genel Kurul toplantısına katılmak amacıyla Türkiye'de bulunan heyet başkanları onuruna verdiği resepsiyona da katıldı. Enerji konusu ülke gündemindeki yerini koruyor sayın seyirciler. Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, enerji ve arz güvenliği konularında önemli değerlendirmelerde bulundu. Çalışmaları anlattı. Amcaoğlu, Altay'da bir uygulanan Eşel mobil sisteminin 3 veya 4 aya indirilmesi hedefinde olunduğunu kaydetti. Berete'ye konuşan Amcaoğlu, tüp gaza 35 lira indirim geleceğini de duyurdu. Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, enerji ve arz güvenliğine büyük önem verdiklerini ifade etti. Elektrik kurumu üzerinden arz güvenliği sağlanması hedefinde olduklarını kaydetti. Sadece bugünü değil, çok kısa süreli ihtiyaçlarınız değil, geleceği kurtarma adına özellikle 2030'dan sonraki ortaya çıkacak olan sorunları bilerek adımlar atmak zorunda olduğumuzu, bu mevzuatları bilerek hazırlamak zorundasınız. Biz de onu yapıyoruz.
sadece işte yazdaki ihtiyacımızı değil, sadece kış aylarındaki illaki yatırıma olan ihtiyaçlarımızı değil, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun hep söylendiği gibi evet yatırım yapacak gücü vardır. Normal zamanda olması gayet mümkün de ama şu an kısa dönemli bu süreler tahtinde baktığınızda asla öyle bir şey mümkün değildir. En azından yıl sonuna kadar Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun büyük boyutlu yatırımlara girebilme, ihaleleri açabilme şansı söz konusu değildir. Bu süreçleri tamamlama için de her zaman olduğu gibi hizmet alımıdır veya işte bu noktadaki yıllardır bu hizmeti sağlayan, arz güvenliği sağlayan şirketin kapasite artırımıdır noktasında adımlar atarken aynı zamanda Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun da hemen yılbaşından sonra o kapasite artırımları yapabilmesi adına adımların atılabilmesini sağlamak zorundayız. Sadece kapasite artırımı değil, oradaki altyapının işte gelecekteki doğalgazla çalışabilecek noktada çevrimlerin de nasıl yapılacağı planlanarak ki bunlar da enerji üst kurulunun yapacağı planlardır. Yani 2 yıllık kısa vadeli, orta vadeli 10 yıllık ve uzun vadeli 20 yıllık o strateji eylem planlarının içerisinde yer alan çalışmalarla birlikte elektrik kurum başta dediğim gibi arz güvenliğini sağlayacak noktada altyapılarının güçlendirilmesi, o üretim bacağı içerisindeki hacminin artırılması, devamında da işte Aksa'nın standby bekleyecek, teknecilikteki'nin çalışırken sıcak rezerv olarak orada beklerken altyapısının güçlendirilmesi ve kablo ile ilgili projenin süratle hayata geçirilmesi olmalıdır. Biz bu yönde çalışıyoruz. Amcaoğlu, 6 ayda bir uygulanan Eşel Mobil sisteminin uygulanmasının 3 veya 4 aya indirilmesinin Bakanlar Kurulu'nda görüşüleceğini kaydetti. Mayıs ayı sonunda uygulanmasıyla ilgili ve ondan sonra süreçte değerlendirilip tekrardan değerlendirme şansı olmasıyla ilgili teklifimi ilgili Bakanlar Kurulu yetkililerine, Sayın Başbakan'ın başta bilgisine getireceğim. Neden bunun gerekliliği noktasındaki hayat pahalılığını yaşamaması ve alım gücünü koruması adına ülkemizdeki yaşayan tüm insanların teklifimizi tekrardan yapacağız Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olarak. Tabii ki kaynaklara bağlı, Maliye Bakanlığı'nın elindeki kaynaklarla alakalı bunlar. Bunları tartışmaya açıp tekrardan yapılabiliyorsa evet yapılmasını sağlamak için adımlar atmaya devam edeceğiz. Bakan Amcaoğlu, tüp gaz fiyatlarında indirime gidileceğini de açıkladı, ayrıntıları paylaştı. Yaklaşık 35 Türk liralık bir indirim söz konusu olacak. 10 kiloluk tüp gazda bundan yaklaşık bir ay önce 30 liralık bir zam yapmıştık. Bugün 35 Türk liralık uluslararası piyasalardaki plastik değerlerindeki gelişmelere binaen indirim yapmak için emirnamemizi yayınladık. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenen Geleceğimi Bilişimde Görüyorum adlı seminere katıldı. Tatar yaptığı konuşmada teknolojik gelişmelerin önemine işaret ederek temennimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişmelere ayak uydurabilmesi, teknolojiyi takip edebilmesi ve üniversitelerin başarıyla bunu yurt dışına taşıyabilmesidir dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu'yla MAUSA Kadın Merkezi Derneği işbirliğinde yürütülen Bilişim ve Teknolojide Kız Çocukları Projesi kapsamında düzenlenen seminere katıldı. Geleceğini bilişimde görüyorum temasıyla liselerde eğitim gören kız çocuklarına yönelik düzenlenen seminerde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, böylesine anlamlı bir etkinlikte bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, seminerin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin ilim, bilim, teknoloji ve inovasyonun bir merkezi niteliğinde olduğunu belirten Tatar, kurulduğu günden beri bir teknoloji üssü olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bütün dünyada temsil eden bir üniversite olduğunu vurguladı. Tatar, kadınların teknolojiyle ilgili çalışmalarda daha fazla yer alması gerektiğini ifade etti. Bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yaptığımız çeşitli farklı çalışmalarda ve bir takım teknik komitelerde Güney Kıbrıs'ta olsun, Avrupa Birliği olsun, bizim buradaki düzenlemelerimiz hep cinsiyet eşitliğine verdiğimiz önemi oralarda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına seslendirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu konuda yapay zeka çalışmaları, yazılım çalışmaları, teknolojideki gelişmeler, kadınlarımızın, hanımlarımızın daha fazla bu mesleğe yönelmeleri en doğaldır.
Tatar, ülkede 4.5G'ye geçildiği zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki iletişimin daha verimli bir şekilde olması için yapılan altyapı çalışmalarının en erken zamanda sonuç vereceğine inandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, ülkenin ekonomik yapısının güçlenmesi için kadınların da en az erkekler kadar mücadele verdiğini söyledi. Tatar, dijitalleşen dünyada yazılımın, teknolojinin ve yapay zekanın ne kadar önemli olduğunu ve herkesin hayatına girdiğini görüyoruz. Kadın nüfusun erkek nüfusundan daha fazla olduğu düşünüldüğünde bir ülkenin ekonomik yapısının güçlenmesi için gelişmelere ayak uydurabilmek için kadınlarımız en az erkekler kadar mücadele vermektedir diye konuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başarılara imza atabilmek için kadınların özellikle bu yeni sektörde yer alması gerektiğini ifade eden Tatar, temennilerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir bütün olarak gelişmelere ayak uydurabilmesi, teknolojiyi takip edebilmesi ve üniversitelerin başarıyla bunu yurt dışına taşıyabilmesi olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yazılım, teknoloji, ilim, bilim ve yapay zeka çalışmalarına önem verdiklerini de vurguladı. Bir Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin başarıları muhakkak ki hepimizin bilincindedir. Burada ne var? Bir eğitim ihracatı vardır. Dolayısıyla işte yazılımda da bütün bu teknopark ve diğer bilimsel altyapı çalışmalarıyla, yasal düzenlemelere ve gerektiğinde bazı teşviklerle sizlerin önünü açmak, sizlere fırsatlar verebilmek ve dediğim gibi kadınlarımızın cinsiyet eşitlik temelinde bütün bu mücadelede yerlerini alabilmesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir süre sonra ekonomik yapısında bir takım başarılar görebileceğiz düşüncesi içerisindeyim. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay'ın milletvekilliğinden istifasıyla boşalan bir milletvekilliği için ara seçim 25 Haziran'da yapılacak. Ara seçimde çeşitli nedenlerle boşalan bir muhtarlık ve 5 ilçede toplam 50 ihtiyar heyeti üyeliği içinde seçime gidilecek. Yüksek Seçim Kurulu 25 Haziran'da yapılacak Cumhuriyet Meclisi ve yerel yönetimler ara seçimleri için seçim takviminin 26 Mayıs'ta başlayacağını duyurdu. Yüksek Seçim Kurulu'nun 2 numaralı duyurusunda 25 Nisan 2023 tarihli meclis kararı gereği yapılacak ara seçimde Cumhuriyet Meclisi'nde boş bulunan bir Lefkoşa ilçesi milletvekiliyle Lefkoşa ilçesinde boş bulunan bir muhtar ve Lefkoşa, Gazi Mavsa, Girne, İskele, Lefke ilçelerinde boş bulunan ihtiyar heyeti üyelerinin belirleneceğini kaydetti. Yerel ara seçimde Lefkoşa Yeni Cami Mahallesi muhtarı Ayşen Hamitoğlu'nun vefatı nedeniyle boşalan muhtarlık ve çeşitli nedenlerle boşalan 4'ü Lefkoşa, 5'i Gazi Mavsa, 24'ü Girne, 13'ü İskele ve 4'ü de Lefke'de olmak üzere toplam 50 ihtiyar heyeti üyelikleri belirlenecek. Sayın seyirciler, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde oy verme işlemi dün başladı. Lefkoşa ve Gazi Mavsa'da kurulan sandıklarda 9 Mayıs'a kadar 13 gün boyunca oy kullanılabilecek. Güzelyurt'ta oy verme işlemi ise 29-30 Nisan ve 1 Mayıs'ta olacak. Seçmenler 3 merkezden herhangi birinde oy kullanabilecek. Türkiye'de 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde oy verme işlemi başladı. 140.111 kayıtlı seçmenin bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde oy verme işlemi Lefkoşa ve Gazi Mavsa'da 9 Mayıs'a kadar devam edecek. Güzelyurt'ta ise oy verme işlemi 29, 30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde yapılabilecek. Seçmenler 16'sı Lefkoşa, 7'si Gazi Mavsa ve 3'ü Güzelyurt'ta olmak üzere toplam 26 sandıktan herhangi birinde oy kullanabilecek. Lefkoşa'da Atatürk Spor Salonu, Gazi Mavsa'da ise Lala Mustafa Paşa Spor Salonu'nda kurulan sandıklarda bugünden itibaren 9 Mayıs'a kadar 9-21 saatler arasında oy verme işlemi yapılabilecek. Seçmenler polis tarafından güvenlik kontrolünden geçirilerek salona alınıyor. Üçüncü merkez olan Güzelyurt'ta ise oy verme işlemi Doktor Fazıl Küçük Spor Salonu'ndaki oy kullanma saatleri 9-18 arasında olacak.
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzoğlu yaptığı açıklamaya göre oy kullanmak için Türkiye Cumhuriyeti resmi kurumları tarafından verilmiş resmi kimlik belgeleri gerekiyor. Eski nüfus cüzdanlarının kullanılmasının da mümkün olduğunu dile getiren Feyzoğlu, yeter ki fotoğraf olsun ve TC kimlik numarası üzerinde yazsın ifadelerini kullanmıştı. Güzelyurt'ta mobil konsolosluk hizmeti verebileceklerini kaydeden Feyzoğlu, Lefkoşa ve Gazimağusa'da ise konsoloslukların oy verme işlemi devam ettiği sürece açık olacağını söylemiş ve eksik belgesi olan seçmenlerin tamamlamalarının mümkün olduğuna vurgu yapmıştı. Çifte vatandaşların da oy kullanabileceğine dikkat çeken Feyzoğlu, yurt dışı seçmen kütüğünde adı yer alan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının rahatlıkla oyunu kullanabileceğini dile getirmişti. Radyomuz Bayraktaki birlikteliğimizi noktaladık. Şimdi Ankara'ya dönüyoruz. Ankara'ya uzanacağız bu sabah. Arkadaşımız Bülent Göksan karşımızda, notlarını aktaracak bize. Günaydın Bülent, sendeyiz. Günaydınlardan. Ankara gündemini, Türkiye gündemini aktarmaya, deprem sonrası yapılan çalışmaları aktararak başlamak istiyorum. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durumlar Başkanlığı, depremlerden etkilenen illerdeki 10 binin üzerinde yerleşim biriminde çalışmalarını yürütüyor. Deprem bölgesinde kurulan konteyner sayısı bugüne kadar 75 bini aşmış durumda. 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde kurulan konteyner sayısı 75.879 oldu. Vatandaşların geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak için 24 Nisan itibariyle depremden etkilenen illerde 449 çadır, 313 konteyner kent alanı oluşturuldu. Bu alanlarda 783.411 çadır ve 75.879 konteyner kuruldu. Az önce de aktardığım gibi çadır kentlerde 2.537.868, konteyner kentlerde ise 145.694 olmak üzere toplam 2.683.562 depremde de geçici barınma noktalarına yerleştirildi. Doğal Afet Sigortaları Kurumu'ndan da yapılan ödemelerle ilgili bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada DASK'ın sigortalıların yaralarını sarma süreçlerine destek olmak için tüm gücüyle çalışmaya ve ödemelerini hızla gerçekleştirmeye devam ettiği bildirildi. Açıklamanın devamında kendilerine ulaşan hasar ihbar sayısının 483.516 olduğu, ödenen tazminat tutarında 21 milyar 111 milyon 86.703 Türk lirasına ulaştığı kaydedildi. Toplamda hasar dosyaları içinde 36.356 adet işleme alınacak dosya kaldığı bildirilen açıklamada, eksik evraklı hasar dosyalarında vatandaşların eksik evrakları tamamlamasının ardından bu dosyaların da işleme alınarak tazminat ödemelerinin gerçekleştirileceği belirtildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Maraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ildeki öğrencilere yönelik 1 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde telafi programı uygulanacağını bildirdi. Bölgedeki illeri depremlerden etkilenme durumuna göre 3 kategoriye ayırdıklarını belirten Bakan Özer, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1 Mart'ta, Gaziantep, Osmaniye ve Adana'da 13 Mart'ta, Maraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da hazır olan ilçelerde 27 Mart'ta eğitim ve öğretimin başladığını hatırlattı. Bakan Özer depremden sonra başka illere naklini aldıran öğrencilerin eğitim öğretim normalleştikçe bölgeye dönmeye başladığını, 35.694 öğrencinin nakillerini kendilerine aldırdığını vurguladı. Geçme sistemiyle ilgili çalışmalara da değinen Bakan Özer, 10 ildeki öğrencileri mağdur etmeyecek şekilde özellikle ikinci dönemdeki gecikmeleri de dikkate alarak sınava girdikleri zaman ikinci dönem notlarının birinci dönem notlarından düşük olması durumunda birinci dönem notunun geçerli olacağı ama ikinci dönem notunun birinci dönem notundan daha yüksek olması durumunda
ortalamanın söz konusu olacağı geçme sistemiyle ilgili bir çalışma yaptıklarını, öğrencinin lehinde bir yaklaşımı yakında kamuoyuna duyuracaklarını ifade etti Bakan Özer. Deprem bölgesindeki yaklaşık 256.000 öğrencinin 8. sınıf 256.000 8. sınıf öğrencinin 67.025'inin 71 ilde LGS'ye girme tercihinde bulunduğuna dikkati çeken Bakan Özer, LGS'ye ve yükseköğretim kurumları sınavına girecek öğrenciler için 3405 noktada destekleme ve yetiştirme kursu açtıklarını belirterek, bölgede yaklaşık 150.000 12. sınıf öğrencisi olduğunu ve bu öğrencilerin de başka illerde sınava girme hakkı bulunduğunu kaydetti Türkiye Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer. Maraş merkezi depremlerin sonuçlarının bütün yönleriyle araştırılması, depreme dirençli yapı stokunun oluşturulması ve kentsel dönüşüm uygulamalarının etkinliğinin artırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu hazırladığı taslak raporu üye milletvekillerine gönderdi. Raporun maddelerine kısaca bakacak olursak, raporda afetlerin yönetiminde iletişimin kesilmesi anında ihtiyaç duyulan iletişimin sağlanabilmesi için jandarma entegre muhabere bilgi sisteminin görev alan bütün kurumlarınca kullanılmasının sağlanması önerildi. Madencilerin arama kurtarma faaliyetlerinde vazife almasının önemine değinilen raporda, madencilerin AFAD organizasyonunda bir yapıya entegre edilmesiyle ulusal müdahalenin planlanması gerektiği kaydedildi. Afetlere yönelik yeni kanunlar çıkarılması görüşünde yer verilen raporda, Türkiye heyelan haritası, diri fay haritası, tıbbi jeoloji risk haritası, obruk risk haritası, çığ tehlike haritası gibi tehlike ve risk haritaların hazırlanması ve bunların sürekli güncellenmesi de raporda istenen maddelerden birkaçı. Seçim gündemine devam edecek olursak nereden? Yüksek Seçim Kurulu 28. dönem milletvekil genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili takvimi daha önce açıklamıştı. Bu süreç devam ediyor. Seçmen sayısı 64.113.941 olarak belirlendi. 4.904.672 kişi ise ilk kez oy kullanacak. 87 seçim çevresi olacak ve 191.884 sandıkta oy kullanılacak. 24 siyasi parti milletvekili genel seçimlerine girecek. 11'i tek başına, 13'ü de ittifakla girecek. 151 bağımsız milletvekili adayı var ve 5 ayrı ittifak girecek seçimlere. Yurt dışında da oy kullanma işlemi dün itibariyle başladı. 9 Mayıs'a kadar sürecek bu oy kullanma işlemi ve 24 saat esası geçerli olacak. 3.416.098 seçmen oy kullanacak sandıklarda. 75 ülkede ve 156 yurt dışı temsilciliğinde sınır kapılarında da oy kullanma işlemi devam edecek. Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için ilk kez 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanı seçimi ve 27. dönem milletvekili seçimlerinde uygulanan seyyar sandık uygulaması 14 Mayıs'taki seçimlerde de uygulamada olacak. Seyyar sandık uygulaması sadece il ve ilçe merkezlerinde yapılabilecek. Bir seyyar sandıkta azami 25 seçmen oy verebilecek. 421 ilçede kurulacak seyyar sandıklarda 6215 seçmen oy kullanacak. Halkların Demokrasi Partisi Kocaeli Milletvekili adayı Ayten Dönmez, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bölücü terör örgütü PKK-KCK ve Suriye uzantısı PYD'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında daha önce gözaltına alınmıştı. Aday Dönmez, polisteki ifade işlemlerinin tamamlamasının ardından adliye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı. Dönmez'e ait olduğu ileri sürülen yeni fotoğraflarda ortaya çıktı. Dönmez'in Irak'ın kuzeyinde ve Suriye kırsalındaki PKK kamplarında çekildiği tespit edilen fotoğraflarda diğer terör örgütü mensupları ile birlikte görüldüğü fotoğraflarda. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden 24 Nisan 1915 olaylarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada Osmanlı yetkilileri, Ermeni entelektüelleri ve toplum liderlerini İstanbul'da tutukladı. Böylece 20. yüzyılın en kötü mezalimlerinden olan Ermeni soykırımı başlamış oldu. Bugün sınır dışı edilen, katledilen ya da yok etme kampanyasında ölüme yürütülen 1,5 milyon Ermeni'yi anıyoruz ifadesini kullandı. Her sene yapılan bu Amerikan Başkanı'nın yaptığı açıklamada. Bu ifadelere Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çok sert bir tepki gösterdi ve kendisi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakan Çavuşoğlu, tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede. Siyasi açıklamalarla tarih yeniden yazılamaz. Bu tutumlarında ısrar eden fırsatçılar art niyet ve ikiyüzlülükleriyle hatırlanacaktır. Yüce Türk milletine tarih dersi vermek kimsenin haddi değildir şeklinde çok sert bir açıklama yaptı Bakan Çavuşoğlu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sosyal medya hesabından bu açıklamaya, Biden'ın açıklamasına yönelik olarak bir açıklamada bulundu. Kalın'ın açıklamasında bizim tarihimizde soykırım yok. Bu iddiaları ortaya atanlara kendi tarihleriyle ve bugünleriyle yüzleşmelerini tavsiye ediyoruz. Tarihi olayları çarpıtan ve siyasi saiklerle yapılan açıklamalar ne tarihimize ne de bugünümüze gölge düşürebilir. Bizim alnımız ak, yolumuz açık ifadesini kullandı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın. Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK, KCK, PYD ve YPG'nin sözde Rakka sorumlularından Mehmet Sarı'yı Suriye Kamış'la düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirdi. Baran Kurtay kod adlı terörist Sarı, Türkiye'deki terör faaliyetlerinin ardından 2014 yılında Suriye'ye geçmesiyle PKK'nın sözde lider kadrosuyla irtibatlı şekilde Rakka'da terör faaliyetlerine katıldı ve 14 Nisan'da Suriye'de Kamışlı'da Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından düzenlenen operasyonda da etkisiz hale getirildi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un davetiyle Türk Devletleri Parlamenterler Asamblesi 12. Genel Kurul toplantısına katılmak amacıyla Ankara'da bulunuyor. Zorlu Töre ve heyeti dün Türk Havacılık Uzay Sanayi'nde ziyarette bulundu. Millet Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu ve Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan, elektrikli otomobili olan TOGG'u ziyaret etti. Ankara Deneyim Merkezi'ni ziyaret etti Başkan Zorlu Töre. Ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'la, Profesör Doktor Mustafa Şentop'la önce baş başa görüşme yaptı. Ardından da heyetler arasında görüşmeye geçildi. Şentop, Kıbrıs Türk'ünü Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini ifade ederek, bunun gereği olarak da Türk devletlerinin yer aldığı platformlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yer almasının gerekliliğine dikkati çekerek, Cumhuriyet Meclisi'nin Türk paya gözlemci üye olması adına gayretlere hız verdiklerini, bugün gerçekleşecek genel kurulda da bu yönde bir karar üretileceğine inandığını ifade etti. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de bugün Kıbrıs Türk gençliğinin ve halkının ambargolarıyla mücadele ettiğini, bugün bütün bu zorluklar karşısında ana vatan Türkiye'nin her zaman yanlarında olmasının kendilerine büyük bir güç ve moral verdiğini dile getirerek, biz ana vatanımıza güveniyoruz. Türkiye güçlü olursa Kıbrıs Türk halkı da güçlü olur ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de yoluna devam eder dedi. Devlet olmanın kolay olmadığını vurgulayan Başkan Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ulusal varlığının ve egemenliğinin simgesi olduğunu ve ondan vazgeçmeyeceklerini kaydetti. Daha sonra iki ülke meclis başkanı arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokolde yasama, denetim, parlamentoların diğer faaliyetlerine ilişkin tecrübe ve bilgi paylaşımını güçlendirmek amacıyla ihtisas komisyonları, parlamenter dostluk grupları, İdari teşkilatlar arasında düzenli temaslar, karşılıklı ziyaretler ve ortak toplantılar yapılmasının yanı sıra uluslararası konularda istişareler ile uluslararası parlamenter kuruluşlar kapsamında diyalog işbirliği ve eşgüdümü ilerletmeyi amaçlayan bir protokola imza attı iki meclis başkanı. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'ye Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sıla Usar İncirli ve Ulusal Birlik Partisi Milletvekili ve eşlik etti beraberinde. Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 binlerce can kaybıyla büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle madalya ve nişan takdimi yapıldı. Erdoğan törende deprem sonrası çalışmalarda sembolleşen isimler, kurumlar ile ekiplerin yerli ve yabancı temsilcilerine Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve nişanı takdim etti. Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçisi İsmet Korukoğlu'na takdir belgesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca'ya, Piyade Albay Ufuk Hilmi Orhan'a, İstihkam Başkanı Binbaşı Güven Karabuğ'a ve Piyade Binbaşı Vedat Özerkin'e de madalya ve nişan verdi. Konuşmasında Erdoğan, duamız ülkemizin ne de dünyadaki
ne ülkemizin ne de dünyadaki başka ülkenin, bir başka devletin 6 Şubat benzeri felaketlerle asla karşılaşmamasıdır. Bu törende teşekkür borcumuzu ödemek istiyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ankara gündeminden aktaracaklarım bunlar nereden? Az önce ismini hatırlamakta zorluk çektim. Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu zorlu törenin heyetinde yer alan bir diğer isim. Sözü sana bırakıyorum ve iyi hafta sonları diliyorum. Arkadaşımız Bülent Göksan Ankara'dan notlarını aktardı. Devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Teknofest 2023'e katılmak üzere İstanbul'a gitti. Çavuşoğlu, Kocaeli'nde gerçekleştirilecek festival öncesinde ise İstanbul'da düzenlenen 45. TÜYAP Yapı Fuarı'nı ziyaret etti. Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest 2023 etkinlikleri 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Teknofest liseler arası Enfiensi Challenge elektrikli araç yarışları kategorisinde temsil edecek olan Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, geçtiğimiz yıl elde ettikleri büyük başarıyı tekrarlamak için Goofy ismini verdikleri araçla Kocaeli'nde yeniden piste çıkacak. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerine destek olmak, yarışmaları yerinde takip etmek ve Teknofest 2023'e katılmak üzere İstanbul'a gitti. İstanbul'dan Kocaeli'ne geçecek olan Çavuşoğlu, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ekibiyle bir araya gelecek ve düzenlenecek olan yarışmaları yerinde takip edecek. Bakan Çavuşoğlu, Teknofest yarışmaları öncesinde İstanbul'da düzenlenen 45. TÜYAP Yapı Fuarı'nı da ziyaret etti. Fuarda yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önde gelen firmalarının standlarını ziyaret eden ve incelemelerde bulunan Çavuşoğlu, yetkililerden fuarla ilgili bilgi aldı. Maliye Bakanı Alişan Şan, Turgay Deniz Başkanlığında Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Görüşmede ekonomik sorunlarla ilgili gündeme ilişkin konular ele alındı, öneriler sunuldu ve fikir alışverişinde bulunuldu. Maliye Bakanı Alişan Şan, Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyetiyle görüştü. Şan, kabulde ticaret odasının güçlü bir teşkilat ve ekip yapısına sahip olduğunu, görüşlerini ve ortaya koyduğu tespitleri önemsediğini ifade ederek karşılıklı çalışmanın önemine dikkat çekti. Şan, gelirleri arttırmamız, kayıt dışı ekonominin üzerine gitmemiz gerekiyor. Bundan rahatsız olanlar olsa da biz ülkenin ve halkımızın refahı için canla başla çalışıyoruz dedi. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ise sektörün sorun ve beklentilerini dile getirdiği konuşmasında enflasyon muhasebesi, kambiyo gelirlerinin vergilendirilmesi, temettü ve kurumsal vergisi oranları, yatırım indirimi, gelir vergisi oranlarıyla emeklilerin vergi muafiyetlerinden yararlanamaması gibi konulardaki önerilerini iletti. Deniz, her zaman işbirliği içerisinde çalışmaya hazır olduklarını kaydetti. Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne düzenlenen törenle nükleer tesis statüsüne kavuştu. Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasında ilk taze nükleer yakıtın teslimi yapıldı. Törene canlı bağlantıyla katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, hava ve deniz yoluyla gelen nükleer yakıtların santralimize teslimiyle birlikte artık Akkuyu bir nükleer tesis hüviyetini kazanmıştır dedi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali ilk nükleer yakıt getirme töreni gerçekleştirildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin törene canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan törendeki konuşmasında milletimize olan bir sözümüzü daha gerçekleştirmiş oluyoruz vurgusu yaptı. Akkuyu Nükleer Güç Santralimizin üretime geçmesinden bir önceki aşaması olan nükleer yakıtların santral sahasına getirilmesine şahitlik ediyoruz. Hava ve deniz yoluyla gelen
nükleer yakıtların santralimize teslimiyle birlikte artık Akkuyu bir nükleer tesis hüviyetini kazanmıştır. Böylece ülkemiz 60 senelik bir gecikmenin ardından da olsa dünyada nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir. Akkuyu'nun Türkiye'nin Rusya ile en büyük ortak yatırım olduğuna değinen Erdoğan, santralin tüm üniteleri peyderpey 2008'e kadar hizmete girecek. Ülkemizin elektrik tüketiminin %10'u bu santral tarafından sağlanacaktır. Tam kapasite devreye girdiğinde burada yılda yaklaşık 35 milyar kWh elektrik üretilecek dedi. Santralin 6 Şubat depremlerinden etkilenmediğini, bunun da mühendis ve işçilerin titizlikle çalıştığını gösterdiğini belirten Erdoğan, tecrübeler ışığında farklı bölgelerde inşa etmeyi planladıkları ikinci ve üçüncü nükleer santral içinde en kısa sürede harekete geçeceklerini açıkladı. Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu'nun artık nükleer tesis statüsüne kavuştuğunu söyledi. Şu anda aynı anda 4 reaktörün inşasının devam ettiğini aktaran Dönmez, önümüzdeki yıl santralde elektrik üretiminin başlayacağını kaydetti. Bir Mayıs İşçi Bayramı ara bölgede düzenlenecek, etkinlikle kutlanacak. İki toplumlu etkinlik ara bölgede düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu. Toplantıda bir kez daha Kıbrıs sorununa dikkat çekilerek iki toplum liderine görüşmelerin yeniden başlaması için çağrı yapıldı. 1 Mayıs İşçi Bayramı, dayanışma, yeniden birleşme, sosyal adalet sloganıyla ara bölgede düzenlenecek iki toplumlu etkinlikle kutlanacak. 1 Mayıs etkinliği ile ilgili PO, DEVİŞ, KITAMS, KITÖS, KITÖS, BES, KOPSEN, DAÜSEN ara bölgedeki dayanışma evinde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ortak açıklamayı DEVİŞ Genel Sekreteri Semih Kolozali ve PO Genel Sekreteri Sotirullah Karolombos okudu. DEVİŞ Genel Sekreteri Kolozali, ortak açıklamada 1 Mayıs'ın bu yılda ara bölgede etkinlikle kutlanacağına dikkati çekerek, artan hayat pahalılığı ve temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarının sürekli artmasının emekçilerin hayatını kötüleştirdiğine işaret etti. Kolozali açıklamasında Kıbrıs sorununa da değinerek Kıbrıs'ta barışın hakim olması ve adanın yeniden birleşmesi için mücadeleye devam edeceklerine vurgu yaptı. Kıbrıs sorununun çözümü için görüşmeler Krans Montana'da kalınan yerden mümkün olan en kısa zamanda yeniden başlamalıdır. Çünkü devam eden durağanlık, diyaloğun yokluğu ve yeni oldu bittilere yol açması ülkemizi nihai Taksim'e doğru götürmektedir. İki lideri art niyetlerden ve gerginliğe yol açacak hareketlerden uzak durarak tek hedefi Kıbrıs sorununun çözümü olacak görüşme sürecini bir an önce başlatıp devam etmeye çağırıyoruz. İki toplumlu etkinlik kapsamında 1 Mayıs Pazartesi günü saat 17.30'da Kuğulu Park'ta toplanılacak, ardından ara bölgedeki Çetinkaya sahasına yürünecek. Burada düzenlenecek etkinlikte ortak 1 Mayıs deklarasyonu okunacak ve iki dilde şarkılar seslendirilecek. Bazı Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasi partilerin rutin Ledra Palas toplantıları sürüyor. Siyasi parti temsilcilerinin dünkü toplantısı Güney Kıbrıs'tan Dikko'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantının ardından yapılan ortak açıklamada Kıbrıs sorununa çözüm bulmaya yönelik görüşmelerin Birleşmiş Milletler çatısı altında yeniden başlaması gerektiğine vurgu yapıldı. Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasi partiler Lefkoşa ara bölgedeki Lidra Palace Hotel'de bir araya geldi. Slovakya Büyükelçiliği himayesindeki toplantıya Güney Kıbrıs'tan Dikko ev sahipliği yaptı. Toplantının ardından yapılan ortak açıklamada Kıbrıs sorununun güvenlik başlığının her iki toplum için hayati önem taşıdığına vurgu yapıldı. Açıklamada parti temsilcilerinin ilk adım olarak toplumun güvenlik çekincelerinin diğer toplum tarafından anlayışla karşılanması için her iki tarafta da adım atılması gerektiği yönünde görüş belirttiği ifade edildi.
Temsilcilerin ayrıca mevcut durumun kabul edilemez olduğu görüşünü belirttiği ve hızlı bir şekilde Birleşmiş Milletler çatısı altında her iki toplumun güvenlik konusundaki çekincelerine ek hassasiyet gösterileceği görüşmelerin başlayabilmesi için gerekli yapıcı ortamın yaratılmasına sıcak baktığı kaydedildi. Bir sonraki toplantı Demokrat Parti ev sahipliğinde 28 Haziran'da yapılacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şampiyon Melekler Anası'na düzenlenen Güzel Sanatlar Mart sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yakında Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin akademisyen sanatçıları tarafından Şampiyon Melekler Anısı'na Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi sergi salonunda düzenlenen Güzel Sanatlar Mart sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Konuşmasında 6 Şubat'ta Türkiye'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden canların, şampiyon meleklerin acısının asla unutulmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Yakında Üniversitesi'nde açılan serginin anlamının büyük olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, ailelerin her zaman yanında olacağını dile getirdi. Sanatın özgürlük ve bir halkın duygularının haykırışı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, şampiyon meleklerimizin, velilerin ve öğretmenlerinin adlarının daima yaşatılacağını söyledi. Kıbrıs Türk'ü bu acıyla birlikte tek yürek olmuştur. Kaybettiğimiz canlarımız kalbimizde yaşayacaktır. Onlara Allah'tan rahmet, size de sabır dilerim. Şampiyon Melekler Derneği Başkan ve üyelerinin çalışmalarını yakından takip ediyorum. Şampiyonların adlarının yaşatılması için yapılacak olan çalışmaları destekliyorum diyen Cumhurbaşkanı Tatar, serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Bu dünya sadece biz insanlara ait değil. Dünyamızı paylaştığımız canları da korumak bizlerin görevi. Hiçbir canlı bir başka canlının yaşam hakkını elinden alma hakkına da sahip değil. Maalesef Alsancak'ta çok büyük üzüntü yaratan bir olay yaşandı. Bir site içerisinde 8 sokak hayvanı zehirlenerek öldürüldü. Bölge sakinleri olayla ilgili tepkilerini belirtmek amacıyla toplanarak bir açıklama yaptı. Hoş geldiniz. Hepinize sevgili arkadaşlarım demek istiyorum. Alsancak'ta Çağatay Özbirim Caddesi'ndeki bir sitede 8 sokak hayvanı zehirlenerek öldürüldü. Olay bölge halkı tarafından tepkiyle karşılandı. Bu çerçevede toplanan bölge halkı sokak hayvanlarının korunması, bu tür olayların bir daha yaşanmaması ve önlem alınması hedefiyle açıklama yaptı. Çok güzel bir paydada buluşuyoruz. Çünkü hepimizin ruhu bu can dostlar için, bu sessiz dostlar için atıyor. Alsancak'ta sakin hayvanseverler adına konuşan Profesör Doktor Füsun Yıldız, ülke genelinde bir süredir sokak hayvanlarına kötü muamele yapıldığına işaret etti. Bunun son örneğinin de Alsancak'ta 8 köpeğin zehirlenerek öldürülmesi olayı olduğuna işaret eden Yıldız, kimsenin bir diğer canlının yaşam hakkını elinden alma hakkı olmadığını anımsattı, bunun suç olduğunu ve ağır ceza gerektirdiğini söyledi. Söz konusu sitede bir süre yaşayan Necla Vural da, söz konusu bölgede bu tür bir olayın daha önce de yaşandığını, benzer olayların yaşanmaması için önlem alınması gerektiğini ifade etti. Vural, suçluların bulunup iyi bir ceza alması halinde bu tür olayların bir daha yaşanmayacağını da anımsattı. Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Atasar ise başıboş sokak hayvanların yerel yönetimler için ciddi bir sorun olduğunu ancak bu yaşanan olayın kabul edilemeyeceğini belirtti. Bu sorunun ancak belediyeler ve hayvanseverlerin yapacağı çalışmayla çözülebileceğini belirten Atasar, bu konudaki çalışmaların bir tüzük çerçevesinde yapılması gerektiğini söyledi. Atasar, yaptıkları çalışmalara değinirken de sokak hayvanları için özgür yaşam alanı oluşturduklarını ancak bu alandaki nüfusun kısa sürede arttığını söyledi. Atasar, insanlarda bu yönde bilinç yaratılmasının önemine değindi, sahiplenilen hayvanların sokağa bırakılmasının ciddi sorunları beraberinde getirdiğini kaydetti, her isteyenin hayvan sahibi olamaması gerektiğini anlattı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Alsancak'ta 8 masum köpeğin öldürülmesine tepki gösterdi. 8 köpeğin zehirlenerek öldürülmesi olayının failleri ivedilikle belirlenmeli diyen Tatar, hayvan refahı ile ilgili ceza yasasında yer alan ilgili maddelerin caydırıcı olması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Alsancak'ta 8 masum köpeğin zehirlenerek vahşice öldürülmesinden duyduğu üzüntüyü belirterek, faillerinin polis tarafından ivedilikle belirlenip yargı önüne çıkarılmasını istedi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklama şöyle: Alsancak'ta 8 masum köpeğin zehirlenerek vahşice öldürülmesiyle ilgili haberleri her vicdan sahibi insan gibi ben de kanım donarak takip ettim. Ne yazık ki ülkemizde son zamanlarda artış gösteren bu tür vahşet olaylarıyla ilgili alınması gereken tedbirlerin yeterince alınmadığına büyük bir üzüntüyle şahit olmaktayız. Kıbrıs Türk'ü yaşamın her ögesini, her bir canlıyı seven, onlarla var olmayı tercih eden aydın bir halktır. Bu tür caniliklere karşı hiç kuşkusuz ortaya tavrımızı koyacağız. Halkımız arasında büyük tepki çeken bu tür vahşetlerin önlenmesine yönelik, hayvan refahıyla ilgili ceza yasasında yer alan ilgili maddelerin caydırıcı olması gerektiğini bir kere daha bu bağlamda anımsatmakta fayda görüyorum. İnfial yaratan bu olayın faillerinin polisimiz tarafından ivedilikle belirlenip yargı önüne çıkarılması gerekmektedir. Cumhurbaşkanı olarak bu olayın akıbetinin yakinen takipçisi olacağımı belirtmek istiyorum. Bu haberle birlikte sabah haberinde sonuna geliyoruz. Tüm haftayı noktaladık. Bütün izleyicilerimize keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Bir sonraki görüşmemiz 2 Mayıs Salı sabahında olacak diyelim ve hatırlatalım bizden sonra. Hava durumu, spor haberleri ve manşet artı ekranlarda olacak. Hoşçakalın. Markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Alçak basınç sistemiyle üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunan yurdumuzda bugün hava parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmuru geçecek. Rüzgar güney ve batıdan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek. Hava sıcaklıkları Lefkoşa'da 22, Gazi Mausa'da 20, Girne'de 20, Güzelyurt'ta 23, Lefke'de 19, İskele'de 21 derece dolayında olacak. Bölgemiz denizlerinde de bugün hava parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmuru geçecek. Rüzgar güney ve batıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Deniz orta, yer yer kaba dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş mesafesi iyi, yağış anında orta. Markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu. Mustafa Sabancı tenis 16 yaş liginde şampiyon, Gazi Mausa Belediyesi Tenis Kulübü beyaz takımı oldu. Ligin final maçında Gazi Mausa Belediyesi Tenis Kulübü beyaz takımı mavi takımını 5-2 yenerek şampiyon oldu. Üçüncülüğü ise Girne Belediyesi Tenis Kulübü'nü 5-2 yenen Pakan Spor aldı.
Futbolda bölgeler terfi müsabakaları, birincilik playoff ve playout maçları bu akşam ve yarın oynanacak. Playoff'ta kırmızı grubu ikinci bitirmeyi başaran Geçitkale ile beyaz grubu ikinci bitirmeyi başaran Miracle Demirhan, Girne 20 Temmuz Metadan stadında karşı karşıya gelecek. Bu akşam 19'da başlayacak karşılaşma BRT2'den naklen yayınlanacak. Ligde kalma adına yapılacak olan playout karşılaşmasında ise yarın Cihangir stadında Mevlevi ile Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor saat 13.30'da karşılaşacak. Kempo Savunma Sporları Federasyonu 2023 yılı faaliyet programı içerisinde yer alan merhum milletvekili Ali Rıza Usluyer Anı Şampiyonası 7 Mayıs Pazar günü yapılıyor. İskele Doktor Fazıl Küçük Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan Ali Rıza Usluyer Anı Şampiyonası'na 7 kulübün 90'a yakın sporcusu yer alacak. Şampiyonada semi kempo, full kempo, grappling kempo, self defense kempo olmak üzere 4 branşta müsabakalar yapılacak. Müsabakalarda 15 hakem, 1 doktor, 1 hemşirenin görev yapacağı şampiyona sabah saat 8'de tartı ve doktor kontrolleri sonrasında başlayacak. Ali Rıza Usluyer 1. Anı Şampiyonası'nda ödül töreni ise saat 15'te gerçekleştirilecek. Zehi Helin Resur Kadınlar Kıbrıs Kupası'nın ilk tur maçları oynandı. Cinayet sebebiyle hayatını kaybeden Yonpaşlımlı Pınar futbolcusu Zehi Helin Resur adına düzenlenen Kadınlar Kıbrıs Kupası 1. turunda Vadili Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor'u 7-0, Doğan Türkbili Hamitköy'ü 1-0 ve Taşkınköy Binatlı'yı 4-0 yenerek tur atladı. Gönyeli eski muhtarı Selçuk Amcaoğlu anısına Sporting turnuvası düzenleniyor. Selçuk Amcaoğlu 1. Anı Sporting turnuvası adıyla yarın başlayacak turnuva 30 Nisan Pazar günü saat 18'de yapılacak olan ödül töreniyle sona erecek. Gönyeli Atatürk Atış Poligonu'nda 9'da başlayacak turnuvayı avcı fişekleriyle Gönyeli Avcılık ve Atıcılık Kulübü organize edecek. Turnuvada kadın atıcılar, veteranlar, avcılar, lisanslılar, genç avcılar, yıldız avcılar ve takımlar kategorilerinde yarışlar gerçekleştirilecek. Ayrıca en yüksek vuruş yapan kişiye Süper Kupa verilecek.